the Hol but the but the party but but the is a bad boy what the honey but the but the party but but the is a bad boy but the honey but the but the party but but the is a bad boy but the honey but the what the party but but the is a bad boy but the Butter, butter, party, but the oh, but the hardy but but the oh, it's a bad boy. Butter, 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 party, but the oh, hardy but the but the hardy but but the oh, it's a bad boy. <laughs> esse vídeo. Essas hienas haviam capturado esse filhote de zebra. Elas estavam em grande número. Babalar <laughs> cümleten herkese selamun aleyküm. bugünle ne psikomoda geldim tamam abi. Bir konu var dedim bu konuyu herkese en doğru bir şekilde aktarayım. Çünkü bu konuda bilgi kirliliği aşırı derecede var. Konumuz şu motivasyon. Şimdi motivasyon olayı tamam mı? Hayatta herkese lazım olan bir şey. İş hayatında mesela adam kaybetmiştir. Aile faktöründe kaybetmiştir. Örnek veriyorum size bazı girişimlerde fark etmiştir. Manita yönden fark etmiştir. Herkesin değişik değişik örnek veriyorum sebepleri var. Bunların hepsinin motivasyona ihtiyacı var. Ama günümüzde insanlar zannediyor ki motivasyon denen olay sadece bodybuilding işte vücut ve müptezelleri falan filan işte sadece onları kapsıyor falan filan gibisinden öyle zannediliyor. Ve bu olayı tamamıyla istismar ediyor badiciler. Yani bu hayatları boyunca tamam mı ye iç sıç felsefesiyle yaşayan tamam mı sürüngenler bu olayın tamamı içine ettiler. Bundan dolayı çıkıp da bu olayın gerçeğini açıklamaya ihtiyaç duydum. Okey. Şimdi baba günümüzde motivasyon olayını en çok dediğim şekilde badiciler istismar ediyor. Şimdi bu badiciler çıkıyor işte. Şöyle söyleyeyim size. Vay efendim işte asla pes etme. İşte hayallerin peşinden git. İşte şudur budur falan filan. Geleceğim. Hepsine geleceğim. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bir insanın tamam bir insanın motivasyonu, morali falan filan zaten yerindeyse bir mal gibi yaşıyorsa, derdi kederi, sıkıntısı kısacası yoksa o adama zaten eşek anırsa amına koyayım. İnek sesi gelse o adama şey olur mesela motivasyon olur. Niye? Çünkü dert yok amına koyayım. Anladın mı? Hani böyle mal gibi yaşayan bir insan anladın mı? Ekmek gelden, su gölden dert yok, keder yok. Bir mal gibi yaşıyor. Bu adama ne yapsan zaten motivasyon. İşte bodycilerin zırvaladıkları tamam mı? O tür şeyler tamamıyla bunları etki eder. Bizim konumuz bunlar değil. Bizim konumuz gerçekten yıkılmış olan insanlar. Motivasyona ihtiyacı olan insanlar gerçekten yıkılmış olan insanlar. Bu her konuda geçerli. Örnek vereyim size. Aşk hayatı olur işte ayrılık olur şu olur bu olur iş hayatı olur aile faktörü olur tamam mı? Bizim amacımız tamamıyla bu krallara yardımcı olmak. Şimdi baba bu badici müptezeller tamam mı? Çıkıyor işte şöyledir böyledir diyor ya. Hayatta bunlara sorsam, hayatta bunlara sorsam. Oğlum sen hayatında kaç kere yıkıldın? Kaç kere yere düştün? Kaç kere kalktın? Namusuma dinme ben size cevabını vereyim ya. Sıfır. Namusuma dinme sıfır. Bildiğin sıfır. Bir bile yok la. Bir, bir, bir. Birgül var ya bir virgül nokta o bile yok. Yani nokta bile virgül bile yok. Ama ona arama çıkıyorlar şey yapıyorlar ya. Ona sorsam mesela tamam mı? Bir sürü bir şeyler yaşamış arkadaş falan filan. Ne yaşamış biliyor musun baba? Hani çocuğun lollipop yere düşer ya. Ah yavrum Yaptın Al git kendine yenisini al. O dert. Bunlarınki iki o. Derdi ne biliyor musun? Ömrü boyunca götüne şırıngayı sokmuş, 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 sokmuş. Bir anda örnek veriyorum. Bir olay olur. Veyahut da bir şey olur. Veyahut da doktor der ki oğlum sen yeteri kadar bunu yemişsin baba. Ara vermen lazım yoksa anan sikilecek. Anladın mı? Bunu söylemiştir. Şırıngayı bir daha sokmamışlar. Yani sokmamıştır. Yasaklamıştır doktor. Bundan dolayı ne olur? E vücut zaten amına koyayım şırıngayla ayakta duruyor. Tamam hani benzinciye gidersin pompayı sokarsın ya. Çektin amına koyayım söner. Bunun iki de o hesap. Ya steroidin kısaca özeti bu. Neyse baba doktor buna yasaklar steroidi. Yasaklar olsa ne olur abicim pompadan şeyi çektirme vücut öp sönüyor. Anladın mı? Bütün derdi bu. Yani ona ne yaparsın gidersin örnek veriyorum al oğlum ışığını kayıp bir daha sok kendine dersin al düzel dağımı ne yapıyor. Bütün derdi bundan ibaret ama ona sorsan o neler yaşamış onu yapmış falan filan falan şudur budur hepsi hikaye amına koy. Bugün görmüş olduğunuz tamam mı body müptezellerinin alayı hiçbir şey yaşamamış hayatında. Hiçbir şey yaşamamış hayatlara boyunca ye iç sıçtan başka hiçbir şey yaşamamış. Felsefe konusunda, bilgi konusunda, işte yıkılmış, kalkmış konusunda tamamıyla insanlar, tamam tamamıyla insanlar, hayat konusunda yıkılmış olan insanlar, motivasyonun kralını çözmüş olan onlardır. Tamam mı? Olayı çözmüş olanlar, idrak etmiş olanlar. Bak bugün o olayı tamam o olayı çözmüş bir kral olan sizlere aktaracağım. Şimdi Badici ortamında tekrar tekrar söyledim. Hayatlarında bir kez bile yıkılmamışlar. Bir kez bile yıkılmamışlar. Bu kral ise hayatında var ya namusuma dinme belki yüz kere yıkılmıştır. Yüz kere Belki de hayatımda yüz kere yıkılmışımdır. Yüzünde de ayağa kalkmışımdır. Bak yüzünde. Yani yüz kere yıkılıp da yüz kere tek başına hiçbir şey var, Hiç kimsenin adı bir desteği olmadan ayağa kalkmış bir kral olarak motivasyon olayını çözdümse Size iç yüzünü söyleyeceğim. Tamam motivasyon iç yüzünü. Şimdi bir gün bir tanesini misal vereyim size. Tamam bir tanesini. <laughs> Moralimle bozulacak o günler aklıma geldi şey ama yapmayı yani bozmamaya çalışacağım. Şimdi salondan evvel, spor salondan evvel normal bir hayatım vardı işte tamam mı? Biteyim yine tamam mı? Günde bir oyun, iki oyun işte şudur bu deneyim ama yine formdasın. Niye? Çünkü vücut aşırı derecede yıpranmamış anladın mı? Neyse o esnada mesela tamam mı işte yolda bazı şeyler denk gelir işte tamam mı bile mallar falan denk gelir adam işte selamun aleyküm aleyküm selam falan filan işte sen ne zaman spor salonu açacağım falan filan işte hepsi biliyor böyle bir şeyim olduğunu projem olduğunu falan filan tamam mı ben de diyorum ki işte önümüzdeki aylarda önümüzdeki süreçte falan filan şu an uğraşıyorum bakalım ne zamana kısmet olacak falan filan hemen sana verdiği cevap şu tamam ben gelirim diyor salonda tamam mı ama başka hoca hoca kabul etmem kesinlikle benle sen ilgileneceksin benim programı sen yazacaksın niye çünkü görüntü var ya amına kodumun salonda bilgi milyonlar için önemli değil. görüntü. Neyse baba okey diyorum tamam mı sen bendesin diyorum işte ben yardımcı olacağım falan filan da sana aradan çok değil fazla değil böyle tadilata giriyorsun salon tadilatına işte şunu yapacağım bunu yapacağım falan filan para yok usta yok bütün her şeyi sikile sikile basit kesik demiyorum sikile sikile sen yapıyorsun ondan sonra sen var ya abi bitiyorsun farkında değilsin amına koyayım bitmişsin amına koyayım iskelete dönmüşsün vücut namına hiçbir şey yok o günlere ait de bir resmim vardı tamam mı onu da sizinle paylaşacağım o günlerden sonraki toparlanmamı da ettireceğim size. Neyse. baba salon açtı kaçmasın ama da hayatı sikilmiş amına koyayım. Niye? E çünkü para olmazsa bütün o dertleri, mertleri, her şeyini amına koyayım. Yüz insanı çekeceği de, bin insan çekerse ne olur? Yıkılır amına koyayım. Bildiğim biter amına koyayım. İskelete döner. Neyse ondan sonra aynı kişi yolda gördüm tamam mı? işte dedim bak salon açtı ne zaman geleceğim falan filan. Tamam dedi yakında gelirim ama bana ne dedi biliyor musun orada? Üff. Orada bana bir şey söyledi. Öyle bir dellendim. Hayat senin dedim. Aman ne yapayım. Düne kadar bana saksı çeken, düne kadar bana gırtlak yapan, düne kadar bana tapan ben gelirim ama işte senin programını isterim. Sen benimle ilgilenir misin? Sönmüşsün yani. Zayıflamışsın ya, Anladın mı? Dedi ki gelirim dedi gelmesine de hoca var mı salonda dedi. <laughs> Ulan şöyle bir düşündüm, düşündüm, düşündüm. Lan abi böyle bir şey var mı ya? Lan sende hiçbir değişiklik yok hani ruhken. Sana bu adamın neyi lazım? Bu adam bilgisi lazım sana. Anladın mı? Hani bilgisi. Seni geliştirerek kullan bilgi. O adamda yine var mı? Var amına koyayım. Kafa yerinde, beyninde her şey yerinde. Sadece biraz zayıflamış diye hemen dış görünüşten dolayı 180 derece dönme. Yani insanlar tamam bile var ya fahişe evladı anladın mı? Dedim var kardeşim sen merak etme başka hocalar da var. Ondan sonra salona gitti Böyle duvara kendimi yaslandım. Allah'ım dedi bak yıkılmışım, bitmişim, hayatım şöyle olmuş, böyle olmuş tamam mı? Ve bunların hiçbiri steroidden yana diğer müptezeler gibi dertler değil. Mesela adam steroidi bırakmış falan filan işte sönmüş ondan dolayı değil. Bu adamınki yaşanmışlık hani mecburiyetten dolayı hayatı sikilmiş. Hani dünya denen orospu kerane yeri var ya he, onun içindeki kahpelerin sana verdiği sıkıntılardan dolayı, onlardan dolayı işte imkansızlıktan dolayı falan filan yani hayatın amına koymuş anladın mı? Kadere meydan okumuş yasına o işi yapmış ve mecburiyetten dolayı zayıflamış anladın mı? Hani steroidden filan dolayı olsa sikimde olmaz anladın mı? diğerlerinki dert değil. Boş yani dert mertliğe geçiyor dert mert değil abi kimse dertte değil. Dertli bir insan abi şöyle söyleyeyim size tam kendini belli eder konuşmaya mecali olmaz. Bak adamın gözleri kendinden kapanıyor çünkü dolmuş ama ne anladın mı hani buraya kadar gelmiş. Ve diğerlerine bakıyorsun nefes tutuyor falan filan boş işler abi anladın mı onların sana verebileceği hiçbir şey yok. Çünkü kendileri hiçbir şey yaşamamış anladın mı? Neyse baba bu olayın öncesinde başka şeyler de oldu. Başka gelişmeler de başka böyle tamam mı o tarz şeyler de oldu ama burada takıydı kafayı anladın mı? Şimdi motivasyon olayı nasıldır biliyor musun? <laughs> Sen yıkıldığında, mentaliten çöktüğünde istediğin kadar bir ele gelsin sana ho düşünüyor, ho bunu yap, şunu yap, bunu yap, o son etme, o peşine git falan istediği kadar gaz versin amına koyup adam direkt seninle anlatıyorum. bir siktir git başımdan amına koydumun salaha, ben neredeyim, bu nerede amına koyayım? anladın mı? Yıkılmış bir insan budur. Yıkılmış bir insana da, yıkılmış bir insana şimdi diyeceksin reis, yıkılmış bir insan da alması lazım. Arkadaşlar yıkılmış bir insanın tamam mı? E, kendine toparlaması için bu tür şeylere ihtiyacı yok. Neye ihtiyacı var biliyor musun? O an o saniye o zaman kesinlikle gelecek yani hayatında böyle bir gelişme olacak bir olay olacak falan filan tamamı o dakika o saniye kafana tak edecek ve gideceksin amına koyayım zıplayacaksın yerden saldıracaksın anladın mı işte onun olması için de onun olması için de tamamıyla tamamı o saniye o sadise o an gelecek en basit örneğini vereyim sana size bir gün de böyle dağlık halandım işte Bitmişim. mentalite sıfır, hiçbir şey yapasım yok, bir yere gidesim yok falan filan. Abi aniden bir şey oldu mesela tamam, aniden aklıma bir şey geldi. Tamam, böyle kafama bir şey geldi. Ondan sonra böyle bir parça dinledim. Bildiğin Türk Sanat Müziği miydi neydi yani? Böyle yabancı, mavancı, bağırma çalma müziği de değil, yabancı da değil. Hareketli de değil. Gayet normal bir müzikti. Tamam, arabes miydi tam hatırlamıyorum. O bile beni motive etti. Ondan sonra kalktım dağlara tırmanmaya başladım. Anladın mı? Hani o saniye, o sadise gelecek bir şey sebep olacak. Anladın mı? O saniye, o sebep gel Evet eve sen istediğin kadar git bu adama de ki şöyledir, böyledir, piti 24 saat sana gaz versin amına koyayım. Kalk şöyle ya, kalk böyle ya, adam diyecek ana amına koyayım. Siktir git başımdan ben neredeyim, sen neredesin. Kalkacak da olsa zaten kalkacak amına koyayım adam anladın mı? Hani mecal yok. Mecalın olması için ne lazım? kaderin sahibinin güzelliği lazım. Çünkü kaderin sahibi de insanlar niçin yere yıkar tamam mı? Yere yıkar derken yere yıkılmasına müsaade eder. Aslında o yıkmıyor. Biz kendimiz yıkıyoruz anladın mı? Kimimiz egomuzla, kimimiz işte örnek veriyorum nasılayım size hayatın gerçekleriyle. Hani kimisi de örnek veriyorum size tamam mı? Dünyanın fahişelikleriyle vesaire vesaire. Kimisi kaderinin kötü olmasına kimisi insanların işte nasıl diyeyim sen? mecburiyetten dolayı hayat zorları, hayat şartları falan filan vesaire vesaire. Yani o Allahu Teala sana bazen mesela tam şey yapıyor. Salıyor seni. Hani biz diyor ya bizi sal. Bizi salsa hayatımız sikeler amına koyayım. Bir gün bile yaşayamayız. Allah bir saniye bizi salsa. Dua edin ki salmasın. Neyse baba neyse baba kısacası o an gelecek hani Allah yardım edecek sana hani kaderin sahibi sana yardım edecek peki derseniz ki kaderin sahibi örnek veriyorum işte senin o seviyeye düşmene niçin müsaade etti ve niçin bekliyor sana o işte anı o enerjiyi vermek için neyi bekliyor neyi bekliyor biliyor musun orada bile senin için bir hayır var ama sen bilemiyorsun ey insan oradaki hayırları ne biliyor musun oradaki hayırda tamamıyla şu insanların gerçek yüzünü çözebilesin diye şimdi sen sürekli formda olsan sürekli kendine olsan sürekli moralini ya sağa falan filan herkese işte aşkım ne haber hayatım bir tane şudur falan filan dersen zaten burada problem yok o insanlara da sende problem olmaz varsa da sana belli ettirmez niye çünkü kendindesin ya anladın mı işte Allahu Teala bazen de seni çevrendeki insanların tamamıyla bir fahişeden ibaret olduğunu katıksız bir orospu çocuğu olduklarını ve bir hiçbir şekilde kale almaman gerektiği döl israfları olduğunu sana anlatması için ne yapıyor? Senin yıkılmana müsaade ediyor ki sen bunu anlayabilirsin. Yıkılmazsan hiçbir şekilde bunları anlamayacaksın. Hiçbir şekilde bu insanların tamamıyla bir mal, bir orospu şöyle bir parazit olduğunu anlamayacaksın. Bundan dolayı ne yapıyor Allah? Tamam mı? Bir süre sana mesela örnek veriyorum müdahale etmiyor. Sen yıkılıyorsun. O yıkılma esnasında bu insanların tamamen ne olduğunu anlıyorsun ya. Ondan sonra sana bu gücü veriyor kalkma. Tamam mı? Sen mesela bazen çözdüğünü zannediyorsun. İşte şudur budur falan filan. Yok abicim. O dakika, o saniye gelecek. O saniye geldikten sonra tamam ama insanların tamamıyla çevrenin işte şudur budur falan filan gerçekleri idrak ettiğinde ondan sonra ne olacak en ufak bir kıvılcım bile babacığım seni ne yapacak kendine getirecek ve saldırmaya başlayacaksın. Okey motivasyon kısacası yıkılmada budur kalkmada budur anladın mı? Tamamıyla özeti bu. Vay efendim badiciler gitmiş öyle olmuş böyle bunlar boş abi. Badici hayatında hiç bokayı haşamamış yaşamayan bir insanın da sana aktarabileceği bir şey yok. Hayatında örnek veriyorum hiç yüzme bilmeyen bir insanın tamam tamam sana çıkıp da örnek veriyorum yüzme dersi vermesi gibi şey. Niye? Çünkü adam hayat hayatına yüzmemiş amına koyayım. Bu adam sana nasıl yüzme dersi verecek? Yok amına koyayım. Yok işte badicilerde çoğu bu. yüzde %99'unun hayatı ye, iç, sıç, başka hiçbir felsefe yok. Hayat konusunda hiç yıkılmışlar yok. Şudur budur hiçbir şey yok. Ha ona sorsan amına koyayım. Allah kanka şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Bir araştır lollipop yere düşmüştür amına koyayım. O oh, başka hiçbir derdi yok amına koyayım. Bütün dertleri bunlardan ibaret yani. O derecede. Okey. Krallar hayatta bin kez yakılıp bin kez kalkan tamam mı bu olayı tamamı böyle dibine kadar çözmüş bir kral olarak sizlere tavsiyelerimi sundum sizlere düşersen şu zannetmeyin ki örnek veriyorum nasıl olsa Allah o saniye gelmeden falan filan ben ne yapsam boş değil ne yapacaksın baba her an tamam her an böyle tetikte bekleyeceksin tetikte bekleyeceksin yani Allah örnek veriyorum o saniye gelecek de falan filan ben mal gibi yatayım falan filan yiyeyim biçim sıçayım öyle bir dünya yok babacığım her an için tetikte bekleyeceksin o kıvılcım böyle o uyarı fişeği tanrı tarafından Allah tarafından Geldi geldiği abi saldırıyorsun. Anladın mı? Saldırıyorsun ve insanların da tamam mı? Gerçek yüzlerini hiçbir şekilde unutmayacaksın. Dar günde ne kadar sana var yani böyle negatif yaklaşan, ne kadar götlük yapan, ne kadar gevşeklik yapan hiçbir orospu çocuğunu unutmayacaksın ve bol günde forma gidince hepsini namına koyacaksın. O günlerini unutmayacaksın. O köy babalar. Derseniz ki reis o kahve sonradan ne oldu onu da anlatacağım. Onun devamı olan başka bir versiyonu da anlatacağım. Şimdi öncelikle onun cevabını vereyim sonra diğer kahveyi geçeceğim. Şimdi bundan evvel zannetmesinler ki işte küçücük bir şey sebep olmuş falan filan değil abi tamam mı? Bir sürü sebep oldu ama şöyle bir şey var. Ayağa kalkmanız için, tam ayağa kalkmanız için aslında Tanrı yani Allah sizlere yardımcı oluyor. Ama öbür taraftan da şeytan denen orospu çocuğu yere yıkılmanız için, bitmeniz, tükenmeniz için ne gerekiyorsa yapıyor. Şimdi siz şeytanınkine uyarsanız babacığım telefon olur giderseniz ama Allah'ın size açtığı kapıdan girerseniz kazanırsınız. Neyse babacığım biz Allah'ınkini şey yaptık, tercih ettik. Ondan sonra gittim antrenmanlara başladım abi. 4-5 ay içerisinde zımba gibi oldum. Hadi onlara ismini atacağım falan filan. sonra bu kaşarla karşılaştım. Bu gevşekle karşılaştım. Beni gördü yolda falan filan. O kral ne yapıyorsun falan filan. İşte yarın antrenmana geliyorum ama başlayacağım işte falan filan. Ama sen ilgilenen Cenab-ı göründü ya dışarıyı falan filan. Kral unuturma ama ne yapayım. Ondan sonra böyle kibar bir şekilde sapladım. Dedim ki kardeşim benim vaktim çok değerli. Ben çok meşgul bir insanım. Herkese yardımcı olmuyorum. Sadece değer verdiklerime yardımcı oluyorum. Sen başka salona git. Hadi babacığım dedim. Siktim bize namına kodumu çocuğu. işin kadar yolum var. Okey. Böylesi gerekiyor. Böylelerini sikmek gerekiyor. Sikmesen çünkü koyayım niye biliyor musun? Mesela bazıları şimdi diyecek ki reis aslında sen ona teşekkür etmen da Niye? Senin diyor işte bu toparlanmana vesile değil abicim. Değil değil değil. Vesile olmadan. Birincisi abicim vesile olan Allah'tır. Bunun gibileri sadece şuna vesile olur. Bunların karakterlerini çözmeye. Onun dışında hiçbir şey vesile olmaz. Ve işin ekstrasını söyleyeyim. Devamını söyleyeyim. Böylelerini affederseniz en ufak bir ayağınızdan kaymasına yine siz aynı kahpeliği yaparlar. Bu yüzden de kesinlikle af yok. oros bu çocuklarını affetmek, affetmemek tamam ama tamamıyla ego ve o da kibir falan filan değil abi. Hak edene hak ettiğini ver. Eğer ki sen dürüst insanlara karşı iyiysen, orospu çocuklarına karşı sersen, kötüysen falan filan bu senin egoist falan filan anlamına gelmiyor. Bu senin kral olduğunu anlamına geliyor. Egoist insan herkes aynıdır ama adam olan adam tamam mı? İyilere karşı iyidir, kötülere karşı kötüdür. Bu egoist değil, bu adamlıktır. Okey Onun dışında bir tane de manitayla çıkıyordum. Mayıs'ında da iki taneyle salon tadilatından evveldi işte. Tamam, iyi anlarımda bir tane kız vardı işte. Beni çok seviyordu böyle. Gerçekten de benim karakterim değer veriyordu. Dürüst biriydi falan filan. Tamam mı çok güzel bir kız değildi. <laughs> İkinci bir tanesi vardı. Güzeldi. Dış görüntüsü falan filan güzeldi. Ama benim işte o da benim dış görüntü şey yapıyordu yani. Güzeldi ama benim dış görünüşüme işte değer veriyordu falan filan. Karakterime değer vermiyordu. Vesaire vesaire. Daha doğrusu karakter e, karaktere değer verme potansiyeline o Seviye değil yani anladın mı Kaşar Bey kısacası neyse baba salon açıldıktan sonra işte o kadar şey uğraşmışım falan filan dağıtmışım falan filan işte bunu mesaj atıyorsun dönüş yapmıyor falan filan havalar falan çözdüm 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 şimdi bir insan tamam mesaj attığında bir gün dönmez müsait değildi iki gün dönmez üç gün dönmez ama ne yapayım gördüğü hale günlerce dönmüyorsa o insanda bir orospu yolu vardır bunu yazacaksın baba kafaya not edeceksin Ondan sonra ne oldu biliyor musun buna da arsapladım baba salon açtıktan sonra forma girdikten sonra o dediğim günlerden geçtikten sonra tamam mı you <laughs> O diğer Kaşar'ı bozdum yani. Ondan sonra bu da geldi. Bu da geldi. Bir gün salondayım. Böyle gözlerimi kapatmışım. Antrenmanıma odaklanmışım falan filan. Baktım böyle geldi. cicili bicili giyinmiş. Süslenmiş püslenmiş falan filan. Aha merhaba ne yapıyorsun falan filan. Siktir git lan dedim. Aman akudumun kaşar. Aynen böyle. <laughs> direkt zapladım. Rengi bezi attı. Aman akudum kafayı yedi. Böyle tamam neyse kendini fırlatacaktı sağa sola. Git dedim anayın amına kadar yolum var. Aman akudumun kaşarı. O da gitti. Baba bunlara hak ettiğini vereceksin baba. Hak ettiğini anladın mı, baba? Senin dar günde tamamı dar günde. Yalnız bırakmayan ne kadar kral insan varsa tamam mı? Zaten fazla olmaz. Ya bir tane olur ya iki tane olur. O kralların değerini bileceksin. Senin yine dar günlerinde kahpelik yapanı da hiçbir şekilde affetmeyeceksin. Okey? Ondan sonra ne yaptım? Bu kaşara yol verdikten sonra gittim o diğer çok güzel olmadığı halde tamamı Karakterime değer verip zor günlerimde yanımda olan kraliçeye değer verdim. Onunla çıkmaya başladım. Ondan sonra bu diğer kaşarı anasının bilmem neresine postladım. Okey. Olması gereken bu. Benim size tekrar tekrar tavsiyem şu. Hiçbir şekilde yanlış affetmeyin. Affederseniz tamam mı? Affederseniz yine en ufak bir ayağını saydığında o kişilerse yine ihanet edecekler. Bu yüzden de ne yapacaksınız? Dar gününüzde yanında olan kralların değerini Gerisine çizik. Okey.